Diş implantının uygulanmasında sakıncalı durumlar iki faktörle incelenebilir. Biri lokal nedenler olabilir, ikincisi sistemik nedenler olabilir. Lokal nedenler dediğimiz o bölgede, diş eksikliği olan bölgedeki kemik kalitesiyle ya da çenedeki anatomik noktaların konumuyla alakalı olarak yapılamayacak durumlar söz konusu olabilir. İkinci neden ise sistemik nedenler. Bunda tabii ki genel olarak gebelik de dahil olmak üzere yeni radyoterapi, kemoterapi görmüş hastalarda doktorunun izni olmadan yapılmamaktadır. Kontrol edilemeyen diyabet hastalarında ya da kan sulandırıcı kullanan hastalarda da yine de doktorun önerisi olmadan bu işlemler yapılamamaktadır.